Merhaba arkadaşlar, Suzan Öğretmen'le Origami Dersi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt kesme sanatı olan kirigami etkinliği yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir A4 kağıt, makas ve renkli keçeli kalemler. Katlama şeklimizi oluşturacağız ilk önce. Sevimli çocuklar çizeceğiz, keseceğiz ve en sonunda keçeli kalemlerimizle bunları renklendireceğiz arkadaşlar. Şimdi kirigami etkinliğimizi katlama şekliyle başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi A4 kağıdımızdan ilk önce bir kare oluşturuyoruz arkadaşlar. Kare oluşturduk ve fazla kısmına kesiyoruz. Şimdi oluşturduğumuz kareyi görelim. Bir kere üçgen katlama yapıyoruz ve ikinci kere üçgen katlama yapıyoruz. Üçgenlerin ucuca gelmesine dikkat edelim. Şimdi bu kısma ben çizimimi yapmaya başlayacağım. Kağıdı tam bu açıdan tutacağız. Arkadaşlar, şuradan çizimimi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, çizime başlayalım. Hatta ben keçeli kalemle çizeceğim daha net görmeniz için. Evet, çizimimi tamamladım. Şimdi kesme işlemine başlayabilirim. Şuradan başlıyorum. Küçük kısımlar birazcık bizi zorlayabilir ama sonuçta güzel bir çalışma çıkıyor. Sizler farklı desenler çizip deneyebilirsiniz. Kesim yaparken kağıdımı çok sıkı tutmaya dikkat ediyorum. Şurada da bir kalp oluşturmak istiyorum şöyle. Orta kısmı nasıl keseceğim derseniz, şöyle biraz katlayıp ortadan, bakın, kestim ve buradan şimdi iç kısmı kenar çizgileriyle kesmeye devam edeceğim. Çok detaylı çizerseniz sizi zorlayacaktır arkadaşlar. O yüzden kenar hatlarıyla çizmeye dikkat edin. Ben çok fazla detaya girmedim ama kağıt biliyorsunuz katlandıkça kesmesi zorlaşıyor. Evet, kalan küçük kısmı da bu şekilde
çektim. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışmamı açalım. Kağıdımı düzleştirerek açacağım. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane figür oluşturdum. Kağıdı 1 ve 2 tane katlamıştım arkadaşlar. Şimdi size kağıdı 3 kere katladığımda nasıl bir şekil çıkacak ve kaç figür çıkacak onu göstereceğim. Bu çalışmayı ben daha önceden yaptım. Bakın, kağıdı katlıyorum. Kare olduğunu düşünün. Birinci katlamam, ikinci katlamam ve üçüncü katlamam. Bu şekilde düzeltiyorum. Ama bu sizi çok zorlayacağı için ben kağıdı iki kere katladım. Bu da üçüncü kere katlama. Birinciyi deneyelim arkadaşlar. Daha sonra kendimizi geliştirdikten sonra kağıdı üç kere katladığımızda oluşan şekli de deneyebiliriz. Ben bu şekilde boyama yaptım. Keçeli kalemlerimi kullandım. Sizler de istediğiniz gibi boyama yapıp sevimli karakterlerinizi oluşturabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.